Ergen doğru yaşamı nasıl seçer? Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlere ergenliğin gelişiminde ebeveynlerin ergenlerin hayatına müdahale etmesinin ve bazı dayatmalarda bulunmasının hangi sonuçlara neden olabileceği üzerinde durmak istiyorum. Başlayalım o zaman. Ergenlere ne kadar erken özerklik sağlanırsa, yani onların hayatlarına ve özel alanlarına ne kadar erken saygı gösterilmeye başlanırsa, anne baba ile yaşanan çatışma da o kadar az oluyor. Kendi özerkliğine, yani kendi birey olma sürecine saygı duyulduğunun farkında olan ergen, ebeveynine kendini daha yakın hissediyor, daha samimi ilişki kurabiliyor. Ergenlere bu özerkliğin sağlanması sadece onun ebeveynle olan ilişkisini pozitif yönde etkilemiyor. Aynı zamanda ergenin kendine olan güveninin, yani özgüven ve öz saygı hissinin de yükselmesinde etkili oluyor. Bir ebeveyn ergenlik dönemine girmiş çocuğuyla ilgili yapabileceği en büyük hataların başında ona belli bir yaşam tarzını dayatmak ve onun tercihlerine müdahale etmek oluyor. Çünkü bu onun düşünce ve duygularını yönlendirmek anlamına geliyor. Yani bunu seveceksin, bunu seçeceksin, bununla mutlu olacaksın, sen böyle yaşayacaksın, bak bu yaşam doğru, senin de bunu seçmen gerekiyor, senin de bunları yapman gerekiyor dediğinde aslında siz onun sizden bağımsız ayrı bir birey olduğunu kabul etmiyor ve onun düşüncelerini etkilemeye çalışıyor ve onun hoşlanıp hoşlanmadığı olaylar karşısında nasıl hissetmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ve bu anlamda da onun kişilik gelişimine yardımcı olmuyor, daha çok onun bu kişiliğini engelleyen, kısıtlayan bir ebeveyn olmuş oluyorsunuz. Tüm bunları yapan ebeveynler her ne kadar iyi niyet ve sevgi içerisinde hareket ettiğini düşünse de aslında bu daha çok onların kendi içsel süreciyle ilgili altta yatan başka nedenleri anlatıyor olabilir. Burada iki farklı ebeveyn tutumuyla karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki, ebeveynin kendi hayatında başaramadıklarını çocuğun başarması gibi bir beklenti ve istek içine girmesi ve bu istek ve beklentiyle ergene bir hayat tarzını yaşamaya zorlaması geliyor. Yani diyelim ki kendisi okulda çok başarılı olmak istedi, olamadı. Kendisi bekar kalmak istedi, evlendi. Birden çok çocuğu olmasını istiyordu, tek çocuğu oldu ya da hiç çocuğu olmadı. Ya da çocuk istemiyordu, çocuk yaptı, çocukları oldu ve bundan dolayı da mutsuzlaştı. Yani hem hayatında olan kötü şeyler hem de olmasını istediği ve gerçekleşmemiş olan şeyleri kendi çocuğunun yaşaması yönünde onu sevk etmesi ve yönlendirmesiyle karşılaşıyoruz. İkinci olarak ebeveynin kendi yapamadıklarını, başaramadıklarını çocuğunun da yapamayacağına, başaramayacağına inanıyor olması gelir. Yani yine bakalım, mesela okulda çok başarılı olmak istedi ama olamadı. Kendisini salak ve yetersiz gibi hissetti. Bu noktada çocuğunun da bunu yapamayacağını, onun da aynı başarısızlığa maruz kalacağını düşünüyor ve o yüzden onun bu konudaki isteklerine ve önceliklerini çok da görmezden gelerek yaklaşıyor. Örneği yine devam ettirebiliriz. Diyelim ki o doktor olmak istedi ama onun üniversite sınav puanı buna yetmedi. Çocuğunu da doktor olma konusunda zorluyor ve o mesleği seçmesine müdahale ediyor olabilir. Bu da başka bir ebeveyn tutumu. Burada bu inançlarla hareket eden ebeveynin ergenin isteklerini değiştirmeye çalışıyor olması, bunun içinde gence karamsar ve umut kırıcı düşünceler aktarması ve onun duygu ve düşüncelerini bu şekilde etkileme çabası aslında genç üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Yani o bir şey, genç bir hedef koymuş kendisine, onu başarmak istiyor, o yönde ilerlemek istiyor. Ama ebeveyn ona geliyor, diyor ki hayır sen bunu yapamazsın. Ya orada aslında şu var, neden yapamaz? Çünkü bu olmaz. Bu neden olmaz? Çünkü bunu ben de denedim ve olmadı.
Bu ama o kişinin kendi deneyimi. Bu sadece ebeveyn çocuk ilişkisinde değil, yaşamımızın her zaman her yerinde. Birimiz bir şeyi deneriz ve başaramayız ama başka birisi bunu dener ve başarır. Bu yaşamda her zaman böyledir. Bunun farkında olmak gerekiyor. Bu noktada ise sağlıklı bir ebeveyn olma üzerine düşünmek, ergen isteklerine ve tercihlerine yapılan yorumların kişisel olarak hangi süreçlerden geçtiğinin farkında olmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar gence objektif yaklaşmak onunla olan ilişkiyi daha yapıcı ve sağlıklı tutuyor. Yaşamın her zaman tek bir yoldan yaşanmadığını, her bireyin deneyiminin biricik ve özel olabileceğini akıldan çıkarmamak son derece önemli. Uzun yıllar boyunca mesela ebeveynine uyum sağlamış olan gencin vicdan gelişimi, ebeveynin kendi ahlaki değer yargıları, yaşamsal doğrularıyla şekillendirmeye çalışması ergeni hayatın yeni dinamiklerinden de uzaklaştırıyor. Yani bazı değerlerimiz artık eskisi kadar geçerli değil ve anlamlı da değil. Ebeveynin sürekli gencin bunlara uyumlu olarak yaşamasını beklentmesi bir anlamda onun çağdaş ve yenilikçi bir birey olmasının önüne geçiyor. Mesela bir ebeveyn pop müzik dinleyerek gençliğini geçirmiş olabilir ama şu anda mesela gençler daha çok rap dinlemekten hoşlanıyor. Ya da siyasi yaşamını ön planda tutmuş olabilir, aile yapısını çok önemsememiş olabilir, anne baba sevgisinin çok değerli ve özel bulup da ailesiyle çok sıkı fıkı ilişkiler kurmuş olabilir. Bunların hepsi ebeveynin kendi gelişim ve yaşam süreciyle ilgili olan şeyler. Ergen bunların dışında bir yaşam perspektifini tercih edebilir. Yani o kadar yoğun bir şekilde siyasetle ilgilenmek istemiyor olabilir. Aileye çok sıkı bağlı olmak istemiyor olabilir. Birçok şey olabilir. Bu ilişkiler içerisinde en rahat gözlemlenen durum ise bunların dışında davranan ergenin ailesi tarafından genelde kıyasıya eleştirilmesi, çatışmaların bu noktadan ortaya çıktığını görmemiz çok kolay oluyor. Bu aslında buzdağının sadece görünen yanı. Bunun dışında daha tehlikeli olan ise ergene bu seçim ve tercihlerin sinsice dayatılması. Belirli değer ve alışkanlıkların çok övülerek kendi yaşamını en iyi tercih, en doğru gibi gösteren ebeveyn ergenin kişilik gelişimini baskılıyor demekten daha fazlasını yapıyor aslında. Ergenin sürekli başkalarının tercihleri ve isteklerine boyun eğen konuma getirebiliyor. Çünkü genç orada bir olay karşısında kendi fikrini daha oluşturmadan, onu değerlendirmeden yanındaki kişi bu çok güzel, harika, yani bu bir yemek için bile olabilir. Daha orada yemeği ağzına almış ve lokmasını çevirirken lezzeti hakkında bir fikre başvuracakken, kendisini ifade edecekken oradan dışarıdan bir yorum geliyor ve diyor ki harika olmuş, çok lezzetli olmuş değil mi, çok güzel. Çocuk daha kendini ifade edememiş bile orada ki, yani bu bir ergenle birlikte olurken sürekli göz önünde tutulması gereken onun kişiliğinin daha yeni gelişiyor olduğu, yani daha yumuşak, daha yeni yeni bir şeylere kendisini karar verip kendisini ifade etme sürecine girmiş durumda. Belki de daha yapıcı olarak onun bu yemek örneğinden gidersek kendi yorumumuzu yapmadan önce onun nasıl bulduğunu ifade etmesine izin vermek ve onu beklemek. Ondan sonra bu yorumu yapmak onun gelişimine çok küçük ama çok basit gibi gözüken bu olayda bile katkı sunabilecek durumda. Neden bunu yapmalıyız? Çünkü biz eğer ki sürekli kendi yorumlarımızı ve kendi beklentilerimizi, düşüncelerimizi ergene aktarırsak onun uzun vadede çok daha dramatik sonuçlarla karşılaşmasına neden oluyoruz. Yani çünkü onun kendi potansiyeli ve benliği hakkında bir fikir sahibi olmasının önüne geçiyoruz. Ve genç aileden uzaklaştığında ilk ilişkiye girdiği, yakınlaştığı ilk kişinin bütün önerilerine ve isteklerine açık hale geliyor aslında. Çünkü bir değer yargısı yok. Bu tarzda kurulan ilişkilerin nasıl bir yaşam oluşturabileceğine dair hemen hemen tüm ebeveynler bilgi sahibi. Hayır diyebilmek, ben bunu sevmiyorum diyebilmek, ben bunu istemiyorum diyebilmek, bunları ifade edebilmek ailede başlıyor. Ve aile ortamının, aile yapısının da gencin bu gelişimine katkı sunacak şekilde olmasını sağlaması gerekiyor.
Günümüz psikoterapisi bireylerin en çok yaşadığı sorunlar arasında seçim yapma konusundaki eksiklikleri olduğu üzerinde duruyor. Yani doğru seçim yapamıyor. Bir şeyi seçmesi gerektiği zaman neyi seçmesi gerektiği konusunda bir karara varamıyor, bocalıyor ve başkalarından destek alma zorunluluğu yaşıyor. Bunlar aslında ergenlikle beraber ortaya çıkan ve gelişmesi gereken özelliklerken, aile içinde bunlar baskılandığında ailenin kendi yapısına ait olan kültürel değerlerini ya da tek bir ebeveynin kendi seçimlerini, değer yargılarını çocuğa dayatması ve onu sürekli yönlendirmesi sonucunda çocuk tek başına bir şeyle karşılaştığında nasıl davranması gerektiğine karar veremiyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki orada onu öğreniyor. Ama onu orada genel geçer bir şekilde öğrenmiyor. Orada öğrendiği şey daha çok A olayı karşısında nasıl davranmak gerektiği. A olayı karşısında nasıl davranması gerektiğini kendi mantık süzgecinden geçirerek fark ederse, yorumlarsa ve ifade ederse, o zaman karşısına B olayı geldiğinde de B olayı karşısında duraksamadan, çekinceye düşmeden bu mekanizmayı harekete geçirip bu çalıştıktan sonra da orada hayır demesi gerekiyorsa hayır, önüne gelen bir fırsatsa evet deme yeterliliğini gösterebilir. Bu nedenle ergenin kendi seçimlerini yapması, özelliğine saygı duyulması aslında gelecekte güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşamın yolu olarak karşımıza geliyor. Bir ebeveynin ergen ile ilişkisinde yapabileceği en iyi tutum onun seçim becerisini geliştirmek oluyor. Hayallerini gerçekleştirebilecek seçimleri nasıl yapabileceğini gösterebilmesi gerekiyor. Bu ama şu demek değil, her zaman çocuğa sen nasıl hissettin, bununla ilgili ne düşünüyorsun, bunu beğendin mi, bu kötü mü? Bu da aşırı yargılama. Bazen bazı şeyleri doğallığına bırakmak gerekiyor. Ve bu doğal ritim içerisinde hani tıpkı bir saksıdaki çiçeğe su verdiğinizde o nasıl ki gerekli besini aldığında ve gerekli zamanı ulaştığında çiçek açacaksa, evinizdeki gencin de bu besinleri aldığında gerekli zamanda ve gerekli yerde çiçek açacağına güvenmeniz gerekiyor. Bu onun için en doğru yaşam tercihi olacak. Sizin için de bence daha sevgi dolu ve yapıcı bir ebeveynlik olacak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoş ve sevgiyle kalın.